سلام دوستان گرامی، شب شما بخیر، حالتان چطور است؟ امیدوارم همه خوب باشید. مرحبالار değerli arkadaşlar، hepinize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar، kadir geceniz mübarek olsun ve hayırlı ramazanlar. Bu gece sizlere Feridüddin Attar'ın Pentnamesinden Fazl-i Seha, Cömertliğin Fazileti başlıklı beyitleri okuyup açıklamaya çalışacağım. Önce beyitleri bir okuyayım Farsçasını, arkasından da tercümesiyle birlikte vermeye çalışayım. Evet. Fazl-i Seha. Der Seha kuş, ey berader, der Seha. تا بیابی پس شدت رها. باش پیوسته جوان مرد ای اخی، زان که نبوت دوزخی هرگز سخی. در روح مرد سخی نور و صفاست، زان که در جنت قرینش مصطفی است. حق تعالی بر در جنت نوشت، این که جای اسخیا باشد بهشت. اسخیا را با جهنم کار نیست، جای ممسک جز میان نار نیست. پیشه اهل بخل را تلبیس دان، در جهیمش همدم ابلیس دان. هیچ ممسک ننگرد روی بهشت، بلکه با او کم رسد بوی بهشت. آن که می خوانند مر او را سقر، اهل کبر و بخل را باشد مقر. ای پسر در مردمی مشهور باش، از بخیلی و از تکبر دور باش. با سخا باش و تواضع پیشه گیر، تا شود روی دلت بدر منیر. Evet değerli arkadaşlar, beyitleri okuduk. Şimdi açıklamaya çalışalım. Fazl-i Seha, seha cömertlik anlamında, cömertliğin fazileti. Der seha, cömertlikte ya da cömertliğe, kuş, çalış, der seha kuş, cömertliğe çalış, ey berader, ey kardeş, kardeşim, der seha, cömertlikte. Tabi burada cömertlikte çalış, iki kere tekrarladı, cömertliğe çalış diye onu tercüme ettim, öyle tercüme edilmeli. Cömertliğe çalış, ey kardeş ya da kardeşim, cömertliğe. İki kere söyledi bunu. Ta biyabi, ta ki bulasın. Yani böylelikle, ki böylelikle bulasın. Neyi bulasın? Pesi şiddet, şiddetin ardından, tabi bu şiddet zorluk. Tabi bu zorluk, hayatta yaşanan başka zorluklar olabileceği gibi, çekilen sıkıntılar olabileceği gibi, cömertlik yapmanın bizzat kendisinden kaynaklanan zorluk da olabilir. Reha, bu da reha da yani refah, bolluk, genişlik anlamında. Ki böylelikle zorluğun ardından bolluk bulasın. Baş, peyveste, baş ol anlamında, peyveste daima. Cevan mert, cevan mert de cömert ya da mert, delikanlı. Yani bu tip anlamlara gelebiliyor. Daima cömert ol,
Ey ahi, ey kardeşim, ey kardeş. Ahi zaten Arapça, Farsça'da da bu şekilde kullanılmış. Zanki, çünkü nebuvvet, olmaz ya da değildir. Duzehi, cehennemlik olmaz, cehennemlik değildir. Duzeh, cehennem. Duzehi, cehennemlik. Hergiz, sehi. Sehi olan, yani cömert olan, hergiz asla cehennemlik olmaz. Daima cömert ol, ey kardeş ya da kardeşim. Der ruhi merdi sehi, yani cömert adamın yüzünde, ruh yanak anlamında ama burada yüz diye uygun görülüyor. Nuru sefa ast, nur ve temizlik vardır. Nur, aydınlık, parlaklık, safa da temizlik, yani güzellik, temiz yüzlü deriz hani onun gibi. Zanki, çünkü der cennet, cennette karineş, onun yakını, dostu Mustafa ast, yani peygamberimizdir. Hak Teala, Allahu Teala, Hak Teala berderi cennet, cennetin kapısına, kapısının üzerine nivişt yazdı. İnki şunu yazdı. Ne yazdı? Cayi eskiya, cömertlerin yeri başet dirdir. Cömertlerin yeri başet beheşt, cennettir. Yani bu başet burada est gibi. Beheşt ya da bihişt şeklinde okunabiliyor bu. Hani beheşt diye telaffuz edenler de var tabii ki. Eskiyara, cömertler için ya da cömertlerin, burada ra, in, ın izafet için. Ba cehennem, cehennem ile karnist, işi yoktur. Eskiyara kar, yani burada bunu eskiyara, şöyle işaretleyeyim. Eskiyara kar, yani cömertler için bir iş yoktur. Cömertlerin işi yoktur. Eskiyara kar, bu da bir tamlama biçimidir. Ra ile kuruluyor. Cayı mumsik, yani mumsikin yeri, mumsik dediği yani böyle tutan, hiçbir şeyi harcamayan, vermeyen. Cimrilerin yeri, mumsik cimri anlamında, bu da Arapçadan. Cüz, miyani nar, yani ateşin ortasından gayrısı, başkası niist değildir. Pişeyi ehli behlra, yani cimrilik ehli yani cimriler. Cimrilerin pişesini, yani mesleğini, daima yapıp durdukları işi, yani ahlakını, telbistan, sahtekarlık olarak bil. Ya da ben bunu şöyle tercüme ettim. Bil ki cimrilerin ahlakı sahtekarlıktır. Ve yine bil ki, ikinci mısra içinde zaten sonunda dağın var. Der cahimeş, cehennemde, cahim, cehennem. Burada şin tabi tekil ifade ediyor ama tabi cimriler diye orada ben söylediğim için burada da onların diye aldım. Hemde mi iblistan, yani iblisin arkadaşı bil. Cehennemde onların iblisi, cehennemde onların arkadaşı bil. Yani onların cehennemdeki arkadaşları iblistir. Hem de mi iblistir. Hiç mumsik, hiçbir cimri, yani hiçbir cimrilerden hiçbir tanesi nem gerek, bakmaz ya da bakamaz. Ruyi beheşt, cennete doğru, cennet yönüne bakamaz. Cennet tarafına, cennet yönüne, cennete doğru bakamaz. Belki hatta ba'u kemreset, buradaki ba'yı da b gibi düşünelim. Be'u ona kemreset, az ulaşır ya da ulaşmaz. Nedir ulaşmayan ya da az ulaşan? Bu'yi beheşt, cennetin kokusu. Anki o şey ki mihanent, yani onu çağırıyorlar ya da adlandırıyorlar. O şekilde adlandırıyor. Mer'ura onu. Mer'ura burada
Mer burada zaittir yani. Ra geldiği için klasik metinlerde, şiirde böyle mer gelebiliyor. Sakar. Sakar da cehennem anlamında. Tamu. Tamu ya da cehennem. Yani o cehennem diye adlandırılan yer, kendisi cehennem diye adlandırılan yer. Ehli kibru behlra, yani kibir ve cimrilik ehli için, yani kibirli ve cimri olanlar için, burada ra'ya için anlamı verebiliriz. Cimriler için, içini de tabii ea diye düşünebiliriz. Başet mekar, bir mekardır, bir konaktır, bir yerleşim yeridir, bir mekandır, makar. Karargah anlamına geliyor. Yani karar kılınan yer, mekan anlamında. Ey pisar, ey oğul, evladım, der merdumi, yani insanlıkta ya da cömertlikte, merdumi kelimesinin insanlık ya da cömertlik anlamı da var. Meşhur baş, meşhur ol, yani cömertlikle tanın, insanlıkla tanın. Ez bahili, cimrilikten, vez tekebbür ve tekebbürden ve büyüklenmekten dur baş, uzak ol, sakın. Baseha baş, cömert ol. U tevazu pişe gir. Baseha başu tevazu pişe gir. Cömert ol ve tevazuyu, yani alçak gönüllülüğü pişe gir, meslek edin. Yani sürekli onu yap. Cömert ve alçak gönüllü ol. Ta ki şevet olsun, ruyi dilet, yani senin gönlünün yüzü, gönül yüzün, bedri munir, yani parlayan bir dolunay gibi olsun. Bedir burada dolunay, münir de parlayan ya da parlak. Ki gönül yüzün parlak dolunay gibi olsun. Cömert ve alçak gönüllü ol ki gönül yüzün parlak dolunay gibi olsun. Evet değerli arkadaşlar, Feridüddin Attar'ın Pentnamesinden Fazl-ı Seha, cömertliğin fazileti başlıklı beyitleri okuyup açıklamaya çalıştık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle, hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olunuz. Hoda nigehdar ve ümidi didar.